bizim emekli maaşlarının artışı erimedir, başka bir şey değil. Yılbaşında memura ve emekliye yapılan zamlarda tabir yerindeyse bir erime meydana geldi. Memura yapılan zamlarda 70 liralık, emekliye yapılan zamlarda ise 50 liralık bir kesinti oldu. Vallahi azalma olmasa bile hayat pahalılığını görüyorsunuz. Hükümet yılbaşında enflasyon farkı ve asgari geçim indirimi hariç memurun maaşına %4 zam yaptı. Emeklinin zaten durumu malum, yani her geçen gün kayıplarda. Bu zamma ilave olarak geçmiş 6 aylık enflasyondan doğan %1.69'luk enflasyon farkı da maaşlara yansıtıldı. Zamla birlikte 2514 lira olan en düşük memur maaşı 100 lira 50 kuruş arttı, 2614 liraya yükseldi. Elimize verdiklerini 5.4 verdiler. Zaten yarısından fazlası gitti. Ancak son 3 aylık dönemde yaşanan %2.77'lik enflasyon bu zammın 70 lira 50 kuruşunu eritti. 2614 liralık maaşta reel olarak 2544 liraya düştü. Zamdan memurun elinde sadece 30 lira kaldı. Verilen zam %3, her şeye %20, %30 arasında zam geldi. Yaklaşık 9 milyon emekli maaşı zammı da enflasyon kurbanı oldu. En düşük emekli memuruna Ocak'ta yapılan zamla maaşı 1807 liradan 1879 liraya çıktı. Enflasyon zammın 51 lirasını 3 ayda götürdü. Emekli memurun eline ise 21 lira kaldı. Enflasyonla. Başka ne olacak? İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinde de durum aynı. Ocak'ta maaşına yapılan 50 liralık zammın 25 lirasını enflasyon götürdü. Enflasyon da etkili miydi? Tabii ki. Aldığı zammı enflasyona kurban veren vatandaş duruma tepkili. Emekliler bile ikinci iş, hatta üçüncü iş arıyor geçinebilmek için.